Değerli arkadaşlarım ve de değerli izleyiciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Rabbimizin izniyle inşallah Kur'an ve İslam programımızın 305.sini yapacağız. Bundan evvel 304. programı yapmıştık ki Kasas suresini işlemekteyiz. Bundan evvelki programımızın bir özetini vermek istiyorum her zamanki olduğu gibi. Mısır'da inanç, Firavun'un inancı, Firavun ve askerlerinin öldürülmesi olayı, Firavun gibiler cehenneme önderlik yaparlar, Tevrat'ın Musa'ya veriliş amacı, geçmiş peygamberlerin yaşamlarının peygambere vahyedilmesi, yani gaybin bildirilmesinin mucize oluşu, Allah kitapları uyarı için ve mazereti ortadan kaldırmak için gönderir. Peygamberin yakın atalarına uyarıcı gelmemiştir. Kur'an ve peygamberi kabul etmeyen ehli kitap grubu, heveslerine uyanlar, Kur'an'ın sürekli inişi, bilginlerin Kur'an'a inanışı ve Müslüman olmaları, İnanan bilginlerin iki kat ödül alacakları, inanan bilginlerin özellikleri, bunları bahsetmiştik. Bunlara ait ayetleri paylaşmıştık. Ve şimdi de geldi, 56. ayete geldik Kasas suresinde. Şimdi 56. ayeti mealen takdim ediyorum. Kesinlikle sen sevdiğini kılavuzlanan doğru yola iletemezsin. Ama Allah dilediğine doğru yolu gösterir. Ve o kılavuzlanan doğru yolu kabullenecek olanları daha iyi bilir. Evet, burada Rabbimiz peygambere ve insanlığa genel bir mesaj vermekte. Kimse sevdiği insanları, arzu ettiklerini hidayete erdiremez. Onlara hidayet edemez. Hidayet Allah'ın tek elindedir. Allah hidayet verirse kul hidayete erer. Burada Allah insanları özgür bıraktığından dolayı o özgürlüğünü herkesin kullanması gerektiğini bildirdiği gibi bir de İnsanların arzularının, isteklerinin her zaman gerçekleşmeyeceğini de açıkça ifade etmektedir. Şimdi bu ayet tarih kitaplarına baktığımız zaman peygamberimizin amcası Ebu Talib'in iman etmesi için gösterdiği çabalar sonucu indiği, yani Ebu Talib'in iman etmediği, peygamber ne kadar ısrar etmiş olsa da hidayete eremediğini, peygamberin de bundan çok üzüldüğünü ve bu üzüntüsünden sonra da Rabbimizin hidayetin Allah'tan olduğunu, kimsenin sevdiğini hidayete erdiremeyeceğinin uyarısı yapılmakta. Bu herkese de bildirilmektedir. Bu hepimiz için geçerli bir şeydir. Onun için bize düşen hakikati göstermek, Kur'an'daki ilkeleri tebliğ edip geçmektir. Netice Allah'a aittir. Şimdi bazıları, bu hani Ebu Talip'ten bahsettim ya, biliyorsunuz Ebu Talip peygamberimizi himaye etmiş. İlk peygamberlik yıllarında da kendisine karşı yapılan taciz, tecavüz gibi şeylere göğsünü germiş bir insandır. Şimdi Ebu Talip'le ilgili, yani bu kadar peygamberin yakını, amcası, bu kadar hizmeti olmasına rağmen neden iman etmedi, nasıl iman etmedi gibi tarihe baktığımız zaman çok böyle abartı şeyler mevcuttur. Hatta bir tane vardır ki, bu şeylerde vardır, rivayet kitaplarında, Ebu Talip dirilmiş, sonradan iman etmiş, sonradan ölmüş gibi safsatalarda söz konusudur. Öyle bir şey yoktur. Hidayet Allah'tandır.
O kadarını bilelim. Kimsenin, peygamber de olsa, sevdiğini hidayete erdirme gücü ve yetisi söz konusu değildir. Devam ediyoruz. 57. ayetteyiz. Ve onlar, yani Mekke'deki müşrikler, şimdi bu ayetler Mekke dönemine ait olduklarından dolayı öyle anlıyoruz. Biz seninle beraber doğru yol kılavuzuna uyarsak yurdumuzdan atılırız dediler. Müşrikler peygambere diyorlar ki, bak biz doğru yol kılavuzuna uyarsak, doğru yol kılavuzu ne? Kur'an. Dikkat edelim, biz sana uyarsak da değil. Biz doğru yol kılavuzuna uyarsak yurdumuzdan atılırız dediler. Biz onları kendi katımızdan bir rızık olarak her şeyin semerelerinin toplanıp kendisine getirildiği güvenli dokunulmaz bir yere, yani Mekke'ye yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Burada o günün Mekke müşriklerine büyük bir sitem vardır. Bunlar diyorlar ki, biz Kur'an'a uyarsak, doğru yol kılavuzuna uyarsak yurdumuzdan atılırız. Bunun anlamı şu: bizim nafakamız kesilir, geçimimiz sağlayamaz oluruz. Şimdi neden bu noktaya geldiğini şey yapacak olursak, şimdi Cenab-ı Hak burada aşağıda ifade ediyor: biz onları kendi katımızdan bir rızık olarak her şeyin semerelerinin toplanıp kendisine getirildiği güvenli, dokunulmaz bir yere, Mekke'ye yerleştirmedik mi? Burada nafakalarının kendi kazançlarıyla değil, Allah'ın Rablik sıfatıyla kurduğu bir sistem neticesinde sağladıklarını Allah onların yüzüne vurmakta. Siz Mekke'de geçinip duruyorsunuz. Mekke biliyorsunuz baharat yolu üzerinde durak bir yer. Herkes, gelip geçenler orada konaklanıyor. Serbest ticaretin yapıldığı bir yer. Ve herkes orada Allah'ın evi vardır diye orayı ziyarete, eskiden okuldu, eğitime, öğretime gelirlerdi. Ve böylece orası her türlü şiddetten, tehlikeden uzak kılınmıştı. Orası emin bir belde, güvenli bir belde ve oranın halkı da orada Beytullah'ın olmasıyla, yani Allah'ın evi, Allah'ın okulu olması nedeniyle oraya gelip gidiyor ve orayı besliyordu. Halk besliyordu. Yani herkes burada Allah'ın buyurduğu gibi her türlü rızıktan, her şeyin meyvelerinden toplanıp oraya getiriliyordu. Şimdi Mekke'nin halkı da, oradaki oturan sülalede Mekke'nin gelirini, şimdi oranın bir ticaret ve turizm merkezi tarzında olduğunu düşünecek olursak, şimdi orası ticaret merkezi olun, kimisi konaklamasından, kimisi suyundan, kimisi algısından, kimisi vergisinden, bunu daha önce çok açıklamıştık. Grup grup herkes oranın nimetini paylaşmıştı. Herkes o daldaki işten semereleniyordu. Oradan gelirini sağlıyordu. Bunlar da kerameti kendilerinden biliyorlardı. Bu Kureyş suresinde daha evvel uzunca anlatmıştık biz bunu. Ve orada diyordu ki, halt etmesinler, bu beytin Rabbine ibadet etsinler emri vardı. Çünkü Allah orayı o beyt sayesinde güvenli kılmıştı. O beyt sayesinde de o Kureyş kabilesi dediğimiz kabile güvendeydiler. Hatta ve hatta o bedevilerin, çapulcuların sağda solda çalıp çırptıkları, vurgun yaptıklarını düşündüğümüz zaman Kureyşlilere kesinlikle dokunmazlardı. Bunlar peygamber çocuklarıdır, Allah'ın evinin bekçileridir, oranın hizmetçileridir diye kesinlikle onlara dokunmazlardı. Şimdi bunu diğer ayetlerde biraz fazla açıklayacağım.
onu da belirteyim, daha detay vereceğim bu konuyla ilgili. Burada ki ifade şu: kerameti kendilerinden sanmasınlar. Onlar orada o sefayı sürüyorlarsa, o kadar nimete boğuluyorlarsa, bilsinler ki o Allah'ın sayesinde. Onun işi, ona ibadet etsinler, ona kulluk etsinler. Öyle efendim, biz Kur'an'a uyarsak bu nimetlerden mahrum oluruz. Çevremizdeki bizi besleyen adamlar artık bizi beslemez olur diye endişeye kapılmasınlar. Fakat onların çoğu bilmezler diyor Cenab-ı Hak. Onlar bilgisiz davranıyorlar, akılsız davranıyorlar. Şimdi burada şöyle bir şey var. İşte hani korktukları şu: biz Kur'an'a uyarsak bugünkü gelirden oluruz. Şimdi de bunu güncele getirecek olursak, çeşitli mekanlarda karavana şebekesi olarak oluşmuş gruplar, televizyon ekranlarında Allah'ı, peygamberi sömürenler de, onlara desen ki ya bunları bırakın, şu Kur'an'a gelin, Kur'an'daki İslam'a gelin desen, diyecekleri şey şudur: biz Kur'an'a gelirsek bu sömürüyü yapamayız, bu vurgunu yapamayız, Allah'tan geçinemeyiz, onun için de biz ondan uzak dururuz, durmaktayız derler. Şimdi bunlara verilecek tabii ki cevaplar var. Şimdi şöyle arz edeyim ben bu konuda, şöyle: Mekke'nin güvenli kent oluşunu Kur'an-ı Kerim'in değişik ayetlerinde, değişik yerlerde hep şöyle bir ifade var. Özellikle bak, Ali İmran suresinin 96-97. ayetlerine bakalım. Şüphesiz insanlar için bereketli, bereketlinin anlamı bol gelirli demek. Alemlere yol gösterme olarak konulan ilk ev Mekke'deki, yani Mekke'dekidir. Onda apaçık alametler, göstergeler, İbrahim'in görev yaptığı yer, eğitim öğretim yaptığı yer vardır. Ve oraya kim girerse güvende olmuştur. Evet, Mekke'nin güvende olmasını Allah sağlamıştır. Kendileri yapmamıştır. Hani şöyle söyleyeyim, bugün de hani dünyanın çeşitli merkezlerinde savaş olmayacak, askersiz, yani düşman korkusu olmayan yerler vardır, ülkeler vardır. İşte Mekke'de öyle bir yerdir ve oranın böyle olması da kendi sayelerinde değil, Allah'ın sayesindedir. Şimdi Bakara 125'te de ve biz bir zaman bu beyti, yani ilk yapılan okulu insanlar için bir sevap kazanma, dönüş yeri ve bir güven yeri yapmıştık diyor Cenab-ı Hak Bakara 125'te. Maide 97'de Allah Kabe'yi, yani o beyti haramı, haram ayı haç yapanlara yiyecek olarak hayvan hediye etmeyi ve gerdanlıkları haç yapanların yemesi için gönderilen hayvanlara konulan işaretleri insanlar için bir ayağa kalkış, silkiniş, kendilerini kurtarış yaptı. Bu, Allah'ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu sizin de bilmeniz içindir. Yine Haç 25-31'de İbrahim 31-41'de ve Neml 91-93'te ben ancak her şeyin sahibi olan ve burayı dokunulmaz kılan Mekke'nin Rabbine kulluk etmekle emrolundum. Orayı harem kılan, yani dokunulmaz, özerk, kavgasız, gürültüsüz,
savaşsız kılan Rabbe ibadetle emrolundum buyurulur. Ve ben Müslüman olmamla ve Kur'an'ı okuyup izlememle emrolundum. Artık kim kılavuzluğuna doğru yola düşerse kendi kendisini için kılavuzlanan doğru yola düşmüş olur. Kim de saparsa hemen ben sadece uyarıcılardanım. Ve bütün övgüler Allah'a mahsustur. Başkası övülemez. O ayetlerini, alametlerini, göstergelerini size gösterecek. Siz de onları tanıyacaksınız de diye peygambere emirler verilmiştir. Evet, şimdi Ankebut 67'de yoksa kıyılarında insanların zorla kapılıp götürülmesine rağmen, bak işte buraya iyi dikkat edelim. Zorla, yani kıyıda, Mekke'nin dışındaki kentlerde, arazilerde insanların zorla kapılıp götürülmesine rağmen Mekke'yi güvenli, dokunulmaz yaptığımızı da görmediler mi? Hala batıla mı inanıyorlar? Allah'ın nimetine iyilik bilmezlik mi ediyorlar? Hala nankörlük mü ediyorlar? Evet, burada demek ki Cenab-ı Hakk'ın sağlamış olduğu, kendileri emek vermeden, herhangi bir gayret göstermeden, Allah'ın lütfuyla, Allah'ın planı gereği oluşmuş şeye sahiplenip oradan geçinirken, bir de bunu elimizden kaçıracağız diye korkmaları ve onun için bu korkularından dolayı da Kur'an'a yönelmelerini Allah kınamakta. Öyleyse şimdi burada şunu da belirtelim. Günümüzde de biraz güncelleyecek olursak, kendilerini seyyid, şerif veyahut da peygamber soyundan geldik diye ayrıcalıklık sanıp, bakın, ve böylece kendilerini sadece bir soy bağıyla Allah'a ve peygambere bağlayıp da Kur'an'ın içerisindeki ahkamdan, hükümlerden, ilkelerden kendilerini azade kılan, bunlarla ilgilenen insanlara da burada çok büyük bir uyarılar var. Onlar da kendilerini ona göre ayarlasınlar, dikkat etsinler. Hatta bu seyitler, şerifler kendilerinin peygamber soyundan, ehli beytten geldiklerini söyleyen kimseler başkalarına göre de daha tutarlı, daha titiz bir hayat yaşasınlar. Bu ayetlerdeki verilen mesaj da bunlar. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Biraz da tarihi şeyler de bunu şey yapalım. İlk Kur'an'la ilgili açıklamalar yapan Mukatil bin Süleyman, bu 57. ayette bahsedilen, hani Kur'an'dan kaçma, Kur'an'a yönelirsek, o hidayet kitabına yönelirsek nimetlerden mahrum oluruz. Bizi buradan da kovarlar. Artık bize böyle hani mal mülk getirip bizi beslemezler, avanta geçinemeyiz diyen kişilerin Kureyşli Haris bin Nevfel bin Abdümenaf olduğu söylenmekte. O peygamberimize şöyle demiş goya: senin dediklerin hak olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Zaten Kur'an'ın hak olduğunu herkes biliyordu. Yani Kur'an'ı okuyup, dinleyip, araştırıp da bu hak değildir diyen hiç kimse olmadı. Onun hak olduğunu biz de biliyoruz. Ama bak, şimdi tekrar burada ön vurgu olarak şey yapayım. Bu mübarek kitabı peygamber ne kadar anladıysa, diğer Müslümanlar ne kadar anladıysa, İslam düşmanları, peygamber düşmanları, Ebu Cehiller de o kadar anladı. Onlar da hak olduğunu o kadar bildi. Ama işte bu ayette gördüğünüz gibi çıkarlarından olacaklardı. Kasalarındaki pullarından, kapılarındaki kullarından olacaklardı. İşlerine gelmedi. Onun için reddettiler. İşte bunlara da somut bir örnek Mukatil bin Süleyman'dan veriyorum. Senin dediklerinin hak olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Bizim seninle birlikte hidayete uymamızı engelleyen şey
Arapların bizi yurdumuzdan, yani Mekke'den çıkarmalarından korkmamızdır. Çünkü biz Araplara göre bir baş yiyip doyacak kadar azınlığız ve bizim onlara karşı koyacak gücümüz yoktur. Evet, peygamberle beraber olsalar da, o müşriklerle onlar da mücadele etse, onlara karşı cihat yapsalar olmazmış gibi, bunlar da biz tamam Kur'an'a uymuyoruz, çünkü uyarsak Araplar bizim musluğumuzu kapatır, artık böyle avanta geçinemez oluruz demekteler. Allah da bunları böyle kınıyor ve böylece de onları deşifre etmiş oluyor. Şimdi bunlar tabii avanta gelirlerle şımarmaktalar, geçinmekteler. Adamlar hani malını, mülkünü kazanıyor değişik şeylerle. Sonradan da orası Beytullah deyip onu oraya getirip teslim ediyor. Bunun açıkçası biz çorumuzla çocuğumuzla biz bunu yiyemedik. Siz yiyin, siz peygamber torunusunuz diye onlara Mekke'nin Kureyşlilerine getirip veriyorlar. Onlar da şımarıyorlar. Allah'ın bunlara ihtarına bakın şimdi. Ve biz geçimleriyle şımarmış nice kenti değişime yıkıma uğratmışızdır. Allah diyor ki sizin gibi çok varlıklı, geçimleriyle şımarmış, varlıklarıyla şımarmış nice kenti, nice milletleri helak etmişizdir. İşte onların yerleri. Bir de burada gösteriyor Cenab-ı Hak. Bakın işte orada yerleri. İşaret sıfatıyla gelmiş burada. Onları da hani görün bakalım. Ki zaten hani burada şunu da hatırlatayım. Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an ilk surelerde şahit ve meşhuttan bahseder. Yani Kur'an'ın verdiği referansların hepsi halkın, milletin gözünün önünde gördüğü, bildiği şeylerdir. Ve kesinlikle afaki, hayali Kur'an'da hiçbir şey millete referans olarak verilmemiştir. Hani neydi? Ben Halep'te 15 arşın atlarım diyen kişiye, Halep oradaysa arşın burada örneği gibi. Hep arşın gözünün önünde olarak gösterilmiştir. Öyle örnekler verilmiştir. Öyle referanslar verilmiştir. İşte burada da Cenab-ı Hak öyle. İşte onların yerleri. Şimdi evet. Şimdi başka ayette de siz onun gelip görmektesiniz, önünden geçmektesiniz diye Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da bahsetmiş olduğu kavimler vardır. Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi gibi. O günkü Arapların gelip geçerken onların eserlerini, kalıntılarını görmekteydiler. Onun için Kur'an'a baktığımız zaman hep Arapların gelip geçtiği şeyde, deminki bahsettiğim şahit ve meşhut ölçüsünde, mesela Allah Kur'an'da tutup da bir mesela Anadolu'daki hükümranlıklardan, yine Ege'deki hükümranlıklardan, Roma'dan, Bizans'tan, dediğim gibi Helenistik şeylerden falan bahsetmez. Efes'ten bahsetmez. İstanbul'dan veyahut da Avrupa'daki diğer kıtalardaki şeyleri referans vermez. Niye? Araplar görmediği için. Araplara gördükleri neler? Ad kavminin kalıntıları, Semud kavminin kalıntıları, Lut kavminin, Nuh kavminin kalıntılarından bahseder. Evet, burada da öyle. İşte onların yerleri diyor Cenab-ı Hak. Bakın, inceleyin. Onlar, hani daha önce çok bahsettik, sizden güççe, malca, mülkü daha büyüktüler, daha güçlüydüler. İfadeleri de bundan evvelki surelerde Ad, Semud kavimleri işlenirken geçmişti. Kendilerinden sonra pek az oturulmuş olan meskenleri ve biz varislerin ta kendisiyiz. Evet, burada da görüyoruz. Onların da kendilerinden sonra pek az oturulmuş olan meskenleri. Kendileri gitti, meskenleri kalmıştı ama onlarda da pek oturan olmadı. Onlar da gitti. Ve biz varislerin ta kendisiyiz. Ha, burada şu ifadeyi de madem ki varis sözcüğü var onu da anlatayım. Varis kelimesi son sahip demek.
Şimdi onlar kullandılar, onların içine sefa sürdüler ama onlar gitti, o mülk yine Allah'ın oldu. Şimdi varislik böyle bir şey. Hani babadan oğula kalan malda varis oldu dediğiniz zaman şimdiki son sahibi o demek. Ama burada bu ifadeyi de unutmayalım. Esas varis Allah'tır. Herkes gidecektir. Her mal terk edilecektir. Tüm evrendeki mülk, mal, mülk Allah'ındır. Allah'ın olacaktır. Hatta şöyle bir şey var. Onu da şey yapayım. Eski tapularda mesela Hakani Senedilerde, Osmanlı tapusunda diyeyim bugünkü Türkçeyle, orada şimdiki tapulardaki gibi Malik hanesine Maliki diye yazmazdı, mutasarrıfı diye. Mülk Allah'ındır, onun için kul da mutasarrıftır, tasarruf eden, onu evirip çeviren, onu kullanandır. İşte onun için neticede dünyadaki sefa sürenlere, o malla mülke güvenenlere ihtar yapılıyor. Neticede hepsi Allah'ın olacaktır. Sizin elinizden onların hepsi gidecektir. Şimdi yine devam ediyor bu uyarı. Yani mal mülk ile, mal mülk nedeniyle hidayet kaynağı Kur'an'dan uzak duranlara uyarılar gelmekte. Şimdi yine devam edeceğiz. Rabbin kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamberi ana kente göndermedikçe memleketleri değişime, yıkıma uğratıcı değildir. Zaten biz halkı şirk koşarak yanlış, kendi zararına iş yapan kimseler olmayan memleketleri değişime, yıkıma uğratıcı değiliz. Burada iki nokta var. Allah kesinlikle peygamber yollamadan hidayet rehberini yollamadan orayı helak etmiyor. Buna ne diyoruz? Kanun olmadan ceza verilmez. Onun için Allah önce peygamberi kitabı yollayıp kanunları ona açıklatıyor, ona okutturuyor, halka tebliğ ettiriyor. Ondan sonra onların uyup uymadıklarına bakıyor. Uymuyorlarsa onları cezalandırıyor. Meselenin birisi bu. İkincisi, zaten biz halkı şirk koşarak, yani zalim diye geçer burada da, kendi zararlarına iş yapan kimseler olmayan memleketlere değişime, yıkıma uğratıcı değiliz. Kesinlikle şirk koşmayan, bak müşrik olmayan toplumları da helak etmeyiz diyor Cenab-ı Hak. Bu da ikinci bilgi. Halkı zalim olmayan, buradaki zulüm şirk demek. Çünkü bir insanlarda şirk olduğu zaman onlarda her türlü zulüm söz konusudur. Onlar, yani şirk koşan insanlar, bu defa Allah'ın koyduğu kanunlar, kuralların yerine kendi koydukları kanunları, kuralları koyacaklar. Bu defa kendilerini Allah'a ortak koymuş olacaklar. Bunları daha önce de değişik açılarla da açıklamış idik. Yine bakın burada esas noktaya değiniyor. İşte bu şirkin kendilerini Rab edinme noktası. Hani nasıl Rab edinme? Mekke müşriklerinin hepsi, her grubun başkanı kendisi apayrı birer Rab'di. Onun için ilk inen hani ayetlerde peygamberlik görevi verildiği zaman orada ve Rabbukel Ekrem diye Ekrem sözcüğü ismi taftıl ile gelmişti. Onlar Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Velid bin Muireler, Asif bin Vailler kendilerini Rab olarak görüyorlardı. Allah onlar Rab'se onlar kendilerini Kerim olarak gösteriyorlardı. Cömert, Kerim sıfatıyla. Bu defa Allah kendisini Ekrem olarak niteledi. Onların kerimliğini milyarlara sayısız katta kendisinin kerimliğini, kendisinin cömertliğini gösterdi. İşte bu noktada bu şımarıklara bakın, size onlara verilen mesaja bakalım şimdi. 60. ayetteyiz. Ve size verilen şeyler, hani Mekke müşriklerin gelir kaynakları var ya, o beyt sayesinde, Kabe sayesinde, o okul sayesinde, onlar dedim ki herkes kendisi yiyemeyip onlara getiriyorlardı. İşte bu size verilen şeyler basit dünya hayatının kazanımı ve onun süsüdür.
Allah katında olanlar ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala akıl etmeyecek misiniz? İşte buyur. Bu mal mülk, size avanta gelen şeyler veyahut da evvelinde kazanmış da olabilirsiniz. Sahip olduğunuz mallar, mülklerin hepsi basit dünya hayatının kazanımıdır. Ve o bir süstür. Allah katında olanlar ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala akıl etmeyecek misiniz diye burada Mekke müşriklerinin şahsında tüm insanlığa yapılan bir uyarı var. Mekke müşriklerinin şahsında tüm insanlığa bir uyarı var. Hala akıl etmeyecek misiniz diye insanlık akıllı davranmaya yönetilmekte. Yani şimdi şöyle bu ayetleri, bu hani bahsettiğimiz ayetlerin bir özel mesajını size şöyle takdim edeyim. Kaybederiz diye, kaybederiz korkusuyla haktan yüz çevirip batıla yapıştığınız ve bunca övünüp durduğunuz dünya refah ve servetine bir zamanlar Ad, Semud, Sebe, Medyen ve Lut kavmi de sahipti. Onları helak ettik. İşte onların kalıntıları. Sizden önce helak edilmiş bu topluluklar da ahlaksızlığa dalmışlardı. Onları son bir kez uyarmak için Allah peygamberlerini gönderdi. Fakat onlar kulak bile asmadılar. Aynı şey şimdi sizin için de geçerli. Siz de ahlaksızlığa daldınız ve sizi uyarmak için size bir elçi geldi. Eğer küfür ve inkarınızda ısrar ederseniz refah ve rahatınızı korumak yerine onları tehlikeye atmış olacaksınız. Korkup durduğunuz yıkım inanmanız halinde değil, inanmayı reddetmeniz halinde sizi yok edecektir. Bu ayetlerdeki de mesajın özeti bu. Şimdi şöyle bir şey var, onu da belirteyim. Demin ayette dedik ki hani kanunsuz ceza olmaz. Şimdi diğer eski kavimler zulümleriyle, şirkleri nedeniyle helak edilmişler. Burada akla şu gelebilir, onu da bahsedeyim. Mekke müşrikleri neden helak edilmedi? Mekke'de de müşrikler vardı ya, onlar niye helak edilmedi noktasına gelince, şimdi şöyle bir şey var. Şimdi onun kaynağı, Rabbin kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamberi ana kente göndermediyse memleketleri helak edici değildir ifadesiyle açıkladı. Onun için peygamberimizden önceki dönemlerde, daha önce burada bahsettim başka ayetlerde ve Yasin'in girişinde de var, Allah Mekke müşriklerine bir dönem peygamberimizden evvel uyarıcı yollamamıştı. Onların ataları uyarılmamıştı. Uyarılmadıkları için helak edilmedi, bir. İkinci bir mesele. Şimdi burada ikinci mesele de o müşriklerin içerisinde, Mekke müşriklerinin içerisinde, Mekke deyince yani müşrik deyince onun hepsinin müşrik olduğunu anlamayalım. Özellikle ileri gelenleri müşriklerdi. Onlara da Cenab-ı Hak fırsat verdi ve onların soyundan da, bakın şimdi, onların soyundan da imana gitmiş, küfrü, şirki terk etmiş, sonradan İslam'a büyük hizmetler vermiş yiğitler doğdu, yiğitler çıktı da o hikmete binaen onları helak etmedi. Devam edelim. 61. ayetteyiz. Şu halde bizim kendisine güzel bir söz verişle söz verip de ona kavuşan kimse, basit dünya hayatının kazanımınızı kazandırdığımız ve sonra kıyamet gününde huzurumuza getirenlerden, yani huzurumuzda hazır olda tutulanlardan olan kimse gibi midir? Burada iki tipleme var, iki insan tipi var. Bir, Allah'ın vermiş olduğu söze, Kur'an'daki Allah'ın vaatlerine inanıp onları uygulayan kimseler var. Bir de
Allah'ın vaadına değil de, Allah'ın verdiği söze değil de, tamamen dünya perest, dünyada mal mülk kazanacağım diye çırpınan bir tip var. Şimdi öyle çırpınıp duruyor ya, neticede o da gidecek, Allah'ın huzurunda hesap verirken hazır olda duracak. Peki bu iki kişi aynı mıdır diye bir soru var. Şimdi bu sorunun cevabı tabii ki hayırdır. Şimdi burada bu ayetlere iki noktadan dikkat edeceğiz. Bakın şimdi iki noktaya iyi dikkat edeceğiz. Birinci olarak, insan dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki farkı iyi kavramalı. Mukayeseyi iyi yapmalıdır. Dünya hayatı ister nimet ister külfet itibariyle olsun basit, iğreti, değişken ve geçicidir. Ahiret hayatı ise sonsuzdur ve değişken değildir. Buna iyi dikkat edeceğiz. Dünya hayatı mal, mülk olarak, sıkıntı olarak, nimet olarak, külfet olarak her açıdan bakın nedir? Geçicidir. Ahiret hayatında ise geçicilik söz konusu değil, bir ebediyet söz konusudur. Bu durumda akıllı insanın ahiret hayatını tercih etmesi gerektiği apaçık ortadadır. Öyleyse burada akıllı insan ne yapar? Geçici bir şey mi, daimi, kalıcı bir şey mi tercih eder? Akıllı insan hangisini yapar? Birincisi bu. İkinci olarak, Rabbimizin kullarından ne istiyor? Bak, Rabbimiz kullarından ne istiyor? Bu noktaya da iyi dikkat edeceğiz. Allah dünyada insanların malın olmasın, mülkün olmasın, çocuğun olmasın vesaire falan gibicesine bir menfi isteği yok. Kesinlikle yok. Allah hatta çok malın olsun, çok mülkün olsun, çok çocuğun olsun. Ama bunlar haktan olsun, hayırdan olsun. Çok mal kazan, onu hayırda harca. Çok mal mülk edin, onu hayırda şey yap. Onları ahirete malzeme yap istiyor. Değilse kazanmanın şeyinde kesinlikle Allah öyle bir engel koymuyor. Allah çok çalışmayı, çok kazanmayı, doğru yolda çok harcamayı istemekte. Burada bize verilen mesaj, şöyle söyleyeyim, geçici için ebedinin terk edilmemesi ve geçiciyi elde etmek için şirk, zulüm, inkar, fısk, fücur yollarına tevessül edilmemesidir. Kısaca dünya nimetlerinin meşru sınırlar içerisinde kazanılması ve yine meşru sınırlar içerisinde harcanmasıdır. Evet, şimdi Allah bu konuları çeşitli ayetlerde şey yapar da, burada ben kısa iki ayet vereyim. Ve Allah dilediği kimseye rızkı genişletir ve ölçülendirir de. Onlar ise basit dünya hayatı ile ferahladılar. Oysa basit dünya hayatı ahirette sadece bir kazanımdır. Ali İmran 14-15'te de yine kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, etinden ve sütünden yararlanan hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu aşırı istek insanlara süslü çekici kılındı. Bunlar basit hayatın kazanımıdır ve Allah varılacak güzel yer kendi katında olandır. De ki, size bundan daha hayırlı olanı bildireyim mi? Allah'ın koruması altına girmiş Rabbimiz, şüphesiz biz inandık, artık bizim suçlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyen, sabreden, direnç gösteren, doğru olan, sürekli saygıda duran, Allah yolunda harcamada bulunan ve seherlerde bağışlanma dileyen kişiler için Rablerinin katında içinde temelli kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler, tertemiz eşler ve Allah'tan hoşnutluk vardır ve Allah kulları en iyi görendir. Burada da yine dünya kazanımıyla ahiret yatırımının farklılığı üzerinde bir geçicilik var, bir de kalıcılık var.
Nisa 70-78'de de aynı şey işlenir. Ama Tevbe 38'i vereceğim size. Ey iman etmiş kişiler, ne oldu ki size Allah yolunda savaşa çıkın denildiği zaman yeri ağırlaşıp kaldınız, çakılıp kaldınız. Bu da tabii ki Tevbe suresi medeni bir sure. Medeni surede Cenab-ı Hak insanlara hani savaşa çıkmalısınız, İslam yolunda, Allah yolunda savaş size emredildi dediği zaman kılını kıpırdatmayan bir kesim vardı. Çünkü niye? O savaşa katılın dendiği zaman, savaşa çıkın dendiği zaman iki şey gerekiyordu. Kendisini, ailesini yani oğlunu falan savaşa göndermek, asker yapmak, bir de savaşa katılacak maddi destek sağlamak. Ama bunlar işine gelmeyip de yerinde çakılıp kalan, duymazlıktan gelen Müslümanlar da vardı ki onun için ey iman etmiş kişiler diyor Allah. Şimdi bakın, ahiretten cayıp basit dünya hayatına mı razı oldunuz? Ama ahirettekine göre bu basit dünya hayatının kazanımı pek azdır. Onun için ayetlerde dönüp dönüp bilmezler, aklını kullanmazlar ifadeleri geçmekteydi. Bilgili, akıllı insanların ise dediğim gibi dünyadaki geçici şeyleri bırakıp ahireti, ahiretteki kalıcı nimetleri tercih etmeleri gerekmektedir. Devam ediyoruz. Ve o gün Allah onlara seslenir. Der ki, yanlış olarak inanmış olduğunuz benim ortaklar hani nerede? Şimdi burada 62 ile 66. ayetler aslında şöyle toplumda yaşanarak bir tiyatrovari canlandırıp anlatılsa daha iyi anlaşılır ve daha da iyi tesir eder. Şimdi o gün Allah seslenir der ki, yanlış olarak inanmış olduğunuz benim ortaklar nerede? Şimdi müşriklere, şirk koşmuş insanlara, şirk içindeki olanlara Allah diyor ki, hani bana birilerine ortak koyuyordunuz ya, şahıs olsun bu şeyler, zengin adamlar olsun, otoriteler adamlar olsun, devlet adamları olsun ki şu anda Allah'a ortak koşulanlar en fazla bunlar, öyle ağaçtan, tahtadan, taştan putlar falan değil yani. Onlara, burada o müşriklere, şirk koşmuş adamlara Allah diyor ki, hani şu ortaklar nerede? Cevap verin bakalım. Evet. Şimdi burada açıklama yine Rabbimizden geliyor. Haklarında söz gerçekleşen kimseler, Rabbimiz işte bunlar bizim azdırdığımız kimselerdir. Biz nasıl azmışsak işte bunları da böylece biz azdırdık. Biz sana karşı uzak olduk. Onlar sadece bizlere tapmıyorlardı derler. Ve ortaklarınız çağırın denir. Onlar da çağırırlar. Sonra da onlar kendilerine cevap vermezler ve azabı görürler. Bir parantez. Ne olurdu onlar kılavuzlanan doğru yolu kabullenmiş olsalardı? Ama olmadılar. Ve o gün Allah onlara seslenir de, gönderilen elçilere ne cevap verdiniz der. İşte o gün onlara bütün önemli haberler kapkaranlık olmuştur. Artık onlar birbirlerine de soramazlar. Evet, burada ayetin ifadesinde şimdi bir yanlış olarak inanmış olduğunuz diye bir ifade var. Bu tabir ayetin orijinalinde bu tezumun diye geçer. Buna zum denir. Zum bir inanç çeşididir. Ama yanlış inanç çeşididir. Bu da bir inançlardan bir inanç ama yanlış inançtır. Şimdi burada Cenab-ı Hak müşrikler ahirette şey yaptıkları zaman şu bana ortak koştuklarınız nerede? Şu şerikleri sözde bana ortak ettikleriniz kimlerdi? Getirin bakalım onları der. Onlar müşrikler ortaya çıkmazlar. Yani bak bu ayette iyi dikkat edin. Şeyler meydanda yok. Şirk koşanlar ortada yok da şirk koştukları var ya, o tapındıkları şeyler var ya, onlar gelip cevap veriyor. Onlar ne diyor? Biz nasıl azmışsak, biz kendimiz azdık. Haddimizi aştık. Kulken
tuttuk, Rab'lığa, Allah'lığa, ilahlığa soyunduk. İşte bunlar da böylece biz azdırdık. Biz öyle olunca bunlar da bizi görerek öyle azdılar. Biz sana karşı uzak olduk, onlar sadece bizlere tapmıyorlardı derler. Ha, bu bize diğer tapanlar, hani Allah'ın şu müşrikler, hani siz şerikler nerede, ortak koştun nerede diye sorduğu adamlar kendileri cevap vermiyor. Onların taptıkları onlar adına cevap veriyor. Biz azmıştık. Bunlar da işlerine geldi. Kendi iradeleriyle onlar da şirk koştu. Kendi iradeleriyle onlar da koştu derler. Şimdi bu ayetler, şimdi bu yine bu sahneler Saffat suresinin 27-33. ayetinde biraz daha farklı canlı olarak anlatılır. Şöyle anlatayım, okuyayım orayı da. Ve onların bazısı bazısına dönmüş, yani yüz yüze gelmiş, soruşuyorlar. Birbirlerini sorumlu tutuyorlar. Şirk koşanla koşulan. Onlar, şüphesiz siz bize sahilden, hak yoldan, iyi konumdan, güçten, kuvvetten gelir dururdunuz. Evet, şimdi müşrikler daima, yani bu sömürüde Allah'a ortak koşan şeyler var ya, şey yapanlar, hep halkı en güçlü yerinden, dininden, imanından, Allah'ından, peygamberinden vururlar. Ve onu şey yapıyor. Şimdi hakikaten de öyle. Yani şu anda ki müşriklerin haline baktığımız zaman, müşrikler, yani zamanımızın müşrikleri, Allah'a ortak koşanların hepsi ya Allah'ın sıfatlarını, esmasını ya da peygambere şey yapmış, yalanları, dolanlara sığınmak suretiyle. Bu defa Allah şöyle dedi diye bir yalan haber, peygamber şöyle yaptıydı, şöyle dediydi, şuna göz yumduydu diye böyle bir iki yalan peygamberi şey yaptıkları zaman onları şirk bataklığına götürüyorlar ve onların sırtından da nemalanıyorlar. Asalak gibi onların kanını emiyorlar. Devam ediyoruz. Diğerleri derler ki tam tersine siz müminler olmamıştınız. Bizim size karşı bir gücümüz yok, gücümüz de yoktu. Tam tersi siz azmış bir toplumdunuz. Onun için üzerimize Rabbimizin sözü hak oldu. Şüphesiz biz tadıcılarız. Sonra biz sizi kışkırttık. Çünkü biz kışkırtıcılar idik. Şu halde şüphesiz onlar o gün azapta ortaktırlar. Evet, şirk koşanlarla koşturanların arasındaki geçen bu. Herkesin işine gelmiş. Herkes kendi iradesiyle. Birisi ortak, kendisinin Allah tarafından yani ilahi güçlere sahip olduğunu vesaire şey yapmış. Öteki de işine gelmiş, işin kolayına gelmiş. İşte hani şimdi vardır. Allah bir tarafta hani cennetin bedeli can ve mal diye ayetleri var. Öteki taraftan gelmiş adam işte 10 sefer tesbih çekersen, 20 sefer şöyle yaparsan, falan gün, falan gece şunu yaparsan veyahut da benim tarikata girip bana mürid olursan seni cennete götürürüm demiş. Öbür tarafta Allah'ın mal can dediği, beri tarafta da bana mürid ol dediği, hadi buyur bakalım. Şimdi o adam zorla mı götürülmüş oluyor yoksa avantajcılığından, yani ne diyeceğiz buna, tefeciliğinden, soygunculuğundan, açık gözlüğünden bir şey yapmış oluyor. Evet. Onları da işte ahirette de böyle bir çekişme, böyle bir şey bunların için söz konusudur. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Fakat ayeti pasajı bağlıyor Cenab-ı Hak. Tevbe etmiş, iman etmiş ve düzeltici işler yapmış kimselere gelince o kurtuluşa erenlerden olmayı umabilir. Evet. Şimdi insanın hayatında hatalı dönemler olabilir. Akılsız davrandığı, bilgisiz davrandığı dönemler olabilir. Yanlış yaptığı dönemler olabilir. Günah işlemiş olduğu dönemler olabilir. Şirk, küfür, nifak içerisinde olduğu dönemler olabilir. Öyleyse Allah Rabbimiz burada buyuruyor. Fakat
Hani onlar cehenneme gidiyordu, şu bu ya. Tevbe etmiş. Evet, şirkten, günahtan, küfürden, şirkten dönmüş. İman etmiş ve düzeltici işler yapmış kimseye gelince o kurtuluşa erenlerden olmayı umabilir. Burada Cenab-ı Hak hadi bu defa tevbe kapısını açmaktan. Şimdi yukarıdaki ayetlerde, yukarıdaki uyarıcı ayetlerde Allah'ın celal sıfatlarının tecellisi söz konusuydu. Burada cemal sıfatlarından tevap sıfatı devreye girdi. Eğer ki kim öyle hatalı şirk koşmuş veyahut da mal mülk şeyiyle hak yoldan, yani mala mülke tamah ederek maldan mülkten olurum diye hak yolla girmekten uzak kalmış ise de aklını başına toparlarsa ve ondan dönerse o kurtuluşa erenlerden olmayı umabilir. Nasıl umabilir noktasına gelince buradan size değerli izleyicilerim, burada Nahl suresinin 119. ayetini de hatırlatacağım. Bakın iyi dinleyin, Allah'ın bundan daha büyük rahmeti belki anlatılamaz, belki açıklanamaz. Sonra şüphesiz senin Rabbin bir cahillikle günah işleyen, sonra bunun ardından tövbe eden ve düzelten kimseler içindir. Ne diyor? Allah senin Rabbin, bakın, cahillikle günah işleyen kimseler için vardır. Yani şöyle anlatayım. Bir yerde Allah kulunun tövbe etmesini, günahından, şirkinden, küfürden dönmesini dört gözle beklemektedir. Bu ifadenin anlamı budur. Öyleyse Müslümanlara düşense bir an evvel akıllarını başlarına toplama, bilgilenme, bilinçlenme ve tevbe etmelidir. Şimdi Kur'an'ın değişik ayetlerinde, şimdi şöyle söyleyeyim, belki tevbe ayrı bir konu, onu uzun uzun inşallah başka bir zaman anlatırız. Geçmişte de anlatmıştık ama bu konuyla ilgili birkaç ayet daha hatırlatacağım. Maide 39'da. Sonra kim yaptığı haksızlıktan sonra tövbe eder ve düzeltirse bilsin ki şüphesiz Allah onun tevbesini kabul eder. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Evet. Şimdi Nisa 17-18'de Allah'ın üzerine aldığı tevbe, yani kabul edeceği tevbe, ancak cehalet nedeniyle kötülük yapanların, sonra hemencecik tevbe edenlerinkidir. İşte bunlar Allah'ın tevbelerini kabul ettikleridir. Allah en iyi bilendir, en iyi hüküm koyandır. Zümer 53'ten okuyacağım. De ki, ey kendilerine aşırı, kendilerine karşı sınırı aşmış olan kullar, yani çok günah işlemişler, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah günahları tümden bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Tevbeyle ilgili, böyle dönüşle ilgili, yani dönüş yapmakla ilgili, günahtan tevbe etme. Yani şunu da anlatayım. Bu Anadolu'daki yapılan gibi cuma geceler, yani perşembe cumaya bağlayan gece imamlar bir tecdidi nikah ve tevbe, tecdidi iman ve tecdidi nikah ki yaparlar. Tevbe estağfurullah, tevbe estağfurullah. Böyle tevbe, tevbe estağfurullah demek değildir. Bir şeyin idrakine varıp, bilincine varıp o suçtan kesin olarak dönme demektir. Buna tevbe-i nasuh deniyor. Tevbeyi inşallah başka bir programda başka uzun uzun anlatırız inşallah. Öyleyse Cenab-ı Hak bu uyarıları bize tevbe kapısını göstermekle, açmakla bize bu paragrafı tamamladı. Ben de burada sohbeti tamamlıyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah başka bir programda görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalın.